düzeltebiliriz, düzeltebiliriz. Bundan 6-7 ay önce Eferler Belediyesi'nden Serap Altınday isimli bir bayan bizi aradı ve Eferler Belediyesi'ne ders vermek için davet etti. Yıllardan beri beni takip ediyormuş, büyük hayranıymış. Ben de o arada Hakan'la beraber çalışıyordum. Hakan'la konuştum, beraber büyük ısrarlar üzerine geldi. Fakat bizi ısrarla getirdiler. 4 aydan beri Efeler'deyiz. 4 aydan beri devamlı bir şeyler çıkarıyorlar. Sürekli bir sorun çıkarıyorlar. En sonunda kurslar başladı. Bu sefer de bütün masraflarımızı ödeyeceklerdi. Biz için karşılıksız geldik. Hiçbir şey istemedik kendi emeğimize karşı. Sadece bir yılda bir sanatçının yetiştirme şeyini söz verdiler bize, masraflarını. Onun için sponsor sergisi açtık. Sponsorlar bunları karşılayacaktı. Belediye de kendisi 3 kişiyi karşılayacaktı. Bir yılda bir sanatçının 10 bin lira yetiştirme masrafı vardı. Bize bunları aylık taksitle ödeyeceklerdi. Çünkü onları bize zaten ödettiler. Biz kendimiz baştan ödedik. Bunları bize ayda 20 bin lira, 20-25 kişiye ayda 20 bin lira ödeyeceklerdi. Tam birinci ödemeden sonra, ondan sonra devamlı aşağılamaya başladım. Yok bilmem obresi bilmem ne yaptın. Bir sürü taciz suçlamalarıyla kursu bitirdiler. Biz burada mağdur olduk. İftiralara uğradık. Biz bir şeyden korkmayız, buradayız. Hatta geri dönmemeye karar verdik. Burada bu madem ki bu belediye bu 20 kişiyi yetiştirme sözü verdi, biz onu kendimiz karşılayacağız. O 20 kişiyi belediyenin yapamadığını, devletin yapamadığını biz kendimiz onu karşılayacağız. Biz burada kalmaya karar verdik. Burada okul açacağız. O belediyenin söz verdiği 20 kişiye biz bu dersi vereceğiz. Yaptığımız resimlerden bir kısmını dünyadaki bütün sanatçılar yapar zaten bunu. Bizi baştan biliyorlardı nasıl resim yaptığımızı. Eğer new resmi yapmayan Türkiye'de sanatçı varsa onları çağırabilirlerdi sizin kültürünüze uygun. Bizi Norveç'ten getirdiler. Ne yaptığımızı da biliyorlardı. Şöyle biliyorlardı, ispat ederiz bildiklerini. Çünkü bizim resimlerimizden sergi açtılar. 300'den fazla gazete üzerine reklam yaptılar. Biz uluslararası sanatçı getirdik bilmem ne diye. 300 gazetede de reklamını yaptılar. Hatta karısıyla beraber teker teker resimler bana anlattırdılar. Siz harika çocuklarsınız dediler. Hiçbir sorun yoktu. Birdenbire para ödeme günü geldiği zaman biz uluslararası ressamız zaten. Bizim için new diye porno bir şey yok. Bunlar birdenbire resimlerimize porno resimler dediler. Biz pornocuymuş. 4 aydan beri niye pornocu değildik? Para ödeme günü mü pornocu olduk? Bütün dünyada bu porno değildi, bir tek Aydın'dan mı pornoya? Ben İstanbul'da da bir sürü sergi açtım, Ankara'da sergi açtım, uluslararası sergilere de katıldım. 100'den fazla sergim var. Hiçbirinde pornocu değildim. Aydın'da pornocu oldum. Bundan övündünüz. Ve bu övünme aylarca sürdü. Bir gün, iki günde değil. Yani siz bizim resimlerinizi biliyordunuz, bilerek getirdiniz. Bundan da övündünüz. Belediyeyle alakası olmayan bir şahsın ofisine davet ettiler. Orada bir poşetin içinde 20 bin lira para verdiler. Kendilerinden niye banka hesabına yatırmadıklarını sorduğumda biz bu işi böyle yapacağız dediler. Şimdi burada gördüğünüz resim kadın ve tanrı. Burada kadın erkekleri tanrıya şikayet ediyor. Erkekler de Utanç içinde. O taraftaki ben kendimin yarı çökmüşüm. Çünkü o kadar utanç duymuyorum. Bu resim bundan 1,5 ay önce Japonya'da 3553 kişi arasında 5500 çalışmanın arasında onur ödülü kazandı. Japonya'da onur ödülü kazandı. Aydın'da porno oldu. Sanatçı dünyanın her yerinde böyledir. Türkiye'deki sanatçılar da böyledir. Türkiye'de gidin akademilere, new modelleri var.
vardır akademilerin, belki şimdi yasaklanmıştır yeni sisteme göre, bilemiyorum. Ama sanatta böyle bir şey var. Bunun adına dünyada hiç kimse porno demez. Ona karşı gelenler vardır ama onlar da buna porno demez. Konuşmalarını yapmadınız. Başarılı olan çalışmalarım nedeniyle Norveç'te çok büyük bir sevgiyle karşılanmış olan Eser Afacan'ın adına 25 milyon dolarlık bir müzenin yapılabildiğini düşünün. Ve o kişinin Efeler ilçesinde bir yıl boyunca resim kursu için gelmedi. Ressam yetiştirmek için geldi arkadaşlar, ressam. Ressam sanatçılarını yetiştirmek için bu fedakarlıkları yaptı. Biz de Efeler Belediyesi olarak onun bu fedakarlıktan dolayı Efeler halkı adına kendisine ve Hakan Yaşar'a çok teşekkür ediyoruz.